mu? Ben bilime sığınırım abi. Başka bırak şey bu videoyu, ekranları oynama. Hakan'la alay ediyorum, bize geliyor. Hakan'la alay ediyorum, evet, adama şimdi, demeyi evet. Yapalım. Niye bozuldu o zaman? Bendeyiz. Sana bozuldu Hakan. Bendeyiz. Bana bozuldu. Şimdi bin yatakta hastane. Abi şimdi rica bu, ediyorum çok sıcak oldu. Omik, biliyorsunuz. Ne? Çok sıcak oldu. Tam işte sıcak, ne güzel işte. Terliyorum. Yani bak millet soğuktan üşüyor. Sen burada sıcaktan sıcaktan yakınıyorsun. Stüdyomuzda ışıklarımız çok güzel olduğu için abi biraz şey yapıyor onun için. Evet. Bir tanıtımdan sonra tamam. Bakarız. Şimdi efendim biz konuşuyoruz. Bin yataklı hastanede şöyle bir şey var. Omikron virüsü 65 bin seviyesinde. Sakarya'da vakalar artıyor. Hastane ihtiyacımız var. Şimdi iki tane sırada sağlık ilgili haberimiz var. İlk haberimiz bin yataklı şehir hastanesinin yükselmesi. Önce haberimizi izleyelim. Onunla kısa bir konuşmadan sonra bizim için önemli olan 106 yataklı acil durum hastanesi konuşacağız arkadaşlar. Hazırsa ilk haberimizi verelim. Gündüzünde yapılacak bin yataklı şehir hastanesi hızla yükseliyor. 60 dönüm üzerinde kurulacak olan ve toplam 1 milyar 248 milyon 61 bin liraya ihale edilen hastanede başlayan çalışmalar havadan görüntülendi. Hafriyat çalışmalarının başladığı hastanede istinat duvarları ve ısı merkezinin fore kazıkları çakılırken bina kirişleri için temeller atıldı. Hastanede tanı ve tedavide büyük zaman, kolaylık sağlayacak görüntüleme cihazları son teknolojiye sahip olacak. Şehir hastanesi her branştan 100 poliklinikte hasta kabulü yapacak. Uluslararası standartlarda laboratuvarları, 33 ameliyathane, 15 doğum salonuyla hizmet verecek. Şehir hastanesi ile birlikte yetişkin ve yeni doğan dahil olmak üzere 183 yoğun bakım yatağı da hizmete girmiş olacak. Evet arkadaşlar tam ekran yapmayalım, tüm arkadaşları alalım. Şu anki temin izlediğiniz görüntüdeki haber, KCS'nin haberde bin yataklı hastane var. Şehir hastanesi bu bizim 2015 yılında gündemimize giren. Ahmet Davutoğlu'nun gündemine. Evet 2015'e gündeme giren ve şu anda AK Parti hükümetinin iktidarı tarafından yapılan ve 2023 yılında yetiştirileceği söylenen ve kesinlikle yetişeceği söylenen hastane. Alan düzeni yapılıyor. Şu anki durum bu. Yanılmıyorsam altyapısı mı bitti? Altyapı değil mi? Abi kreş, evet, sen ona, sen kreş bölümü, şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsun beraber yaptık yayınımızı. TV264 Ana TV ortak yayınında siz de yayınladınız. Sizin yayınınızı biz verdik veya öyle diyelim bizim stüdyolarımızda yapıldı. Ali İhsan Yavuz orada fore kazıkların çakılmaya başlandığını, ısı merkezinin ve kreş bölümlerinin yapıldığını plan kapsamında adım adım gidiyor. Yani biz yıllardan beri nerede, hani yatırıma alınacak mı dediğimiz şeyi artık çok kısmi bir başlangıç ama artık elle tutur bir şekilde gördük. Olay bu. Hüseyin sen ne diyorsun? Şükür diyor. Hakan sen ne diyorsun? Ben de 2023'te bitmez diyorum. Tamam Hakan o dedi. İnşallah biter. Doğru diyor. Zor gibi bir inşallah biter. İnşallah biter. Çünkü ekonomik şartlar öyle ben şükür diyorum. Ne diyeyim? İnşallah da bence zor yani. Bence biter. Ölmeden çıplak gözlerle şunu gördüm ya. Yarabbi şükür. Evet. 60 dönüm üzerine kuruluyormuş. Bayağı büyük. 60-70 işte de bitmesi. Devasa bir proje ya. Gerçekten. 60 daha fazla olmaz. 60 abi. Arkadaşlar 106 yatak diye verelim. Onu da akşam saatlerinde biz onu bugün çekildi mi görüntüler? Evet onu bu akşam çektik. Son abi. Görüntüler. Yani daha da bugün akşam saatlerinde çektiğimiz durumda çekilen görüntüler. Bu akşam saat 4'te çekildi onu, evet onu da verelim. Bu da 106 yataklı hastane. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 15 Aralık'ta biter diye demişti. Fakat işte yetişmedi. Şimdi onu polemik yapmıyorum. İnşallah en kısa sürede biter. Bu 106 yataklı hastanenin bizim için önemi şu. Hepimize acil durumda, özellikle yoğun bakımda ihtiyacımız oluyor. Her yakınımızın zaman zaman telefon geliyor. Diyor ki işte yoğun bakımda yer yok, bize yardımcı olur musun? İşte o sorunu çözecek burası. Hüseyin? Valla ben en başında Eren'le de bir yayın yapmıştık, katılıyordum. Bu kadar kısa Ali mı? Ali İhsan Yavuz Genel Başkan Yardımcısı bunu anlattığı zaman ben destek olacağım, teşekkür ya, etmiştim. Sefa ben sen teşekkür çektim diyorum. Çektim dediğin görüntü bu kadar mı Sefa? Özür dilerim abi, metal aksamdan dolayı drone'un kontrolü kaybedilmiş. Çok 20 saniye bir görüntü aldı benim. Drone zor getirmiş. Ben de abi yeter. Drone zor getirmiş. Fotoğraf gibi durursun, durdurun ya en başarılı. Tekrarlasın, buyur abi. Güzel. Ali İhsan Yavuz'a ben teşekkür ediyorum. Hiç başka yok, 15'e yetişecekmiş, yok 16'sında. Ben bu kadarını açık konuşayım, beklemezdim. Adam Ali İhsan Yavuz canla başla girdi bu işe. Bu işi koparttı aldı. Bu eser Ali İhsan Yavuz'un eseridir. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Adamı eleştirdik. Ali İhsan Bey olarak Ergun Atalay'ı ismini zikrediyor. Ergun Atalay'a teşekkür ederim. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Adamları eleştirirken yerden yere vuruyorsun. Böyle eserleri gördüm. Ona teşekkür edeceğiz. Olayın özü budur. Yani şunun şu kente bu kısa zamanda kazandırılması
Yani 1000 yataklığında teminat alırken adamlar çatara patara yaptılar bu işi. Sağlık Bakanı'na teşekkür ederim buradan. Ya Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Hizmet gelmiş. Ne diyeceksin abi? Çok konuşacak bir şey yok. Yani bu 15'iymiş, 25'iymiş. Geç onları sen. Ha buradan da bu şey Rayfugan var. Rayfugan gazeteci. Evet. Onları da kınıyorum. Geçen bunları bu Sezai Matur, işte Güven Asbaş, Oktay Sınır, Rayfugan bunların programda konuşuyorlar. İşte atar yapıyorlar. Ya arkadaş, ya Rayfugan. Düne kadar Ali İhsan Yavuz'u yere göğe kondurmuyordun Rayfugan. Şimdi farklı mecralara geçti. Şimdi de eleştiriyor. Bunları geçeceksen ondan sonra 3 gün sonra tepki alınca paylaşımlar yapıyor. Bak böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok. Onlara tepkimi koyarım yani. Evet, Rayfugan'a bir gördüğünü söylersin. Bu da söyleme. 106. Ne söylemeyeceğim ya? Söyleme. Ne söylemeyeceğim? Onlar gazeteciler ya. Tamam söyle. Gazeteciler ya. Onlar reklamlara söylüyorlar ya. İkili taşımıyorum. 106 yataklı hastane için en başından dediğim gibi Ali İhsan Yavuz'a teşekkür ederim. Bitti. Hakan? Ben de. Abi devam et. Abi şöyle birazcık bir şey hemen sana vereceğim. %80 aşamasında 476 kişi çalışıyormuş. 600 kişi de bu hafta çalışmaya başlayacakmış. Gecikme var. Doğru. Hakan Turan'a katılıyorum eğer şimdiden şey yapayım. 15 dakika bitmesi gerekiyordu. Dolar döviz kurundan dolayı gecikti. Yerine getirilmesi için müteahhit işçi sayısını arttırarak %80'de şu anda ya bir an önce bitirmeye çalışıyor. O diyeceğim vereceğim. Bile ayıp abi bir de şöyle kısa bir araştırma yaptım. Sakarya tarihinin açıklanmasıyla bitmesi arasındaki eğer şeyse en hızlı yatırımlarından biri olacak. Onu da söylemiş olayım. Ama tabii ki sağlık çok önemlidir. Şefa, bir an yürütmesi lazım. Hakan abi ben gene de söyleyeyim. Ben fiziki de, bilgi vereyim yani. Konuşmaya başlarken. Ya sen anla Sefa telefona baksın diyorum. Ama anlamıyor ki millet tam Sefa anlamıyor. Ben konuşmaya başlarken Ergün Atalay'a buradan binlerce kez teşekkür ediyorum. Böyle bir yatırım buraya kazandırdığı için. Cumalı abi Hüseyin Ali İhsan Yavuz dedi ama bu işin esas mimarı Ergün Atalay. Ve Ergün Atalay'a ben defalarca teşekkür ediyorum. Sonra Ali İhsan Yavuz'a, Sağlık Bakanlığı'na artık kimin emeği geçtiyse emeğe geçen herkese diyelim. Onlara da Allah razı olsun ama burada Ergün Atalay'ı başrolü 3 kişi var. Kimseye yedirmem. Aynen başrolü 3 kişi Ergün var. Ergün Atalay pazar günü buraya geldi. Diyaloğu da gerçi anlatabiliriz. Konuşun da konuşalım. Hani evet. İçerisi konusunda da bu hani tefrişat diyorlar. Alet tefrişat konusunda da ben dedi yine dedi Sağlık Bakanı'yla da görüşeceğim dedi. Onların da bir an önce dedi işte temin edilmesi konusunda dedi. Ben de dedi işte masaya elimi vuracağım dedi. İnşallah en kısa sürede geçer. Yani ben şey konusunu daha önce de tartıştım. Çok fazla tartışmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani sen açtığın için böyle bir şey hiç açmayacaktım konuyu da. Sen açtığın için söyleyeyim. Ben bir şeye söz verildiği zaman o tarihte veya işte bir şeye söz verirsem onu yaparım veya söz vermem. Bir şeye söz veriyorsam da onu o tarihte bitirmeye çalışırım. Bitmediği zaman da çıkarım. Güzel güzel anlatırım. Bu böyle olmadı, şundan olmadı, bundan olmadı diye. Benim tepkim de ondan da daha önce de. Bu bizim bu hafta şeylere söyledi zaten. Dolardaki dalgalanmalar, yani, kur, tedarik zinciri, onu bahsetti Ali İhsan Bey. Mantıklı bir açıklaması olduğu sürece ben kesinlikle yani niye bitmedi, ne oldu? Her şey yani evdeki hesap çarşıya uymuyor. Çarşıdan aldın bir tane eve geldin bir tane diye şeyler var ya. Evet. Atasözleri yani şeydir bu. Ne olacağı belli olmaz bu işlerin. Müteahhit iflas edebilir, gidebilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Müzik güzel yani. Tabii. Yani bu, de, Hakan abi şey sor. Bu düzeye geldiğini görmek gerçekten çok Hakan abi şey sormak istiyorum. Sizin isterim. Mesleki olarak şehir hafızanız benden çok daha iyidir. Şimdi bu bize bir örnek olsun. Açıklanmasıyla her ne kadar gün verilmiş olsa da açıklanmasıyla bitmesi arasında 4 milyon projeden bahsediyoruz. Bu kadar kısa bir bant olan başka bir proje ben hatırlamıyorum. İstanbul Atatürk. Sakarya için diyorum. Bu bize örnek olsun. Umarım Sakarya'daki bu Ankara lobisi, özellikle Ergün Atalay, Ali İhsan Yavuz ve özellikle Sakarya'da iki bürokratımız daha var. Onların çok milletvekillerimizle beraber. Bir şey bitireyim abi. Bitirmene geldi. Lobi yakaladılar. Umarım bu devam eder. Daha iyi olur. Yolu bitmedi. Sıra'ndan. Bu kadar konuşmadık. Bak bir şey altını çiziyorum. Karasu tren yolu yıllardır bitmedi. Şu hastane kadar şehir gündeminde konuşmadık. La adamlar bitirdi. Çatara patara yani. Bir, iki. Ergün Atalay'a ben teşekkür etmiyorum. Ben ne bileyim abi Ergün Atalay. Biz Ali İhsan Yavuz çıktı anlattı. Ali İhsan Yavuz'un üzerinden gidiyoruz.
Ergun Atalay sadece size anlattığı için, bize bir şey anlatmadığı için siz de ona teşekkür edin. Ben bilmiyorum yani. Emeği geçti teşekkür ederim Ergun abiye de şey ama. Ben bilmiyorum yani. Abi bizim canlı yayında, Ali İhsan Bey Ergun Atalay'ı söyledi ama. Ya ben sen bilmiyorum. Canlı yayında söyledi ama. Ya ilk programda Ali İhsan Yıldız dedi. Bey kendi söyledi. Ergun abimin dedi çok yemeği var. Eyvallah abi teşekkür ediyorum ben de bak kötü bir şey değil. Ya var ya çok güzel tiyatro yapıyorsun. Tiyatro yapmıyorum bak bir şey diyorum. Sen de bu nereden anlıyorsun? Ben diyorum ki. Nasıl nereden anlıyorum? Ergun abi bize bununla ilgili bir şey bilmiyorum ben. Biz Ali İhsan Yıldız'a ya nasıl bak bilmiyorum. Ali İhsan Yavuz açıkladı bunu. Abi teşekkür ediyorum. Eleştirmiyorum ki. Bir dakika, İlk programda şeyde Erenler Park'ta... Bir dakika. Erenler Park'ta Ali İhsan Yavuz dedi ki Ergün Atalay'ın katkıları olmasaydı olmazdı bu iş dedi. Tamam ben sonra geldi burada aşağıda program yaptık. Aşağıda bir kez daha söyledi. Emirgen Süt işte bir daha söyledi. Yaptık program orada da bir daha söyledi. Sen nasıl şimdi bilmiyorum diyorsun? Ben arkadaşım emeği varsa teşekkür ederim. Ama senin de bulunduğun programda söyledi. Abi senin bulunduğun programda. Tamam emeği varsa. Orada da bana gene bilmiyorum ayakları yapmışsın ya aşağıda. Gene, öyle, abi, öyle bilmiyorum tiyatro yapmışsın. Sen Kevin diyorsun ya. Hastane zamanında bitmedi. Evet. Bir basın açıklaması yapmadan ben nereden bileyim. Ben bir kere söz tutmadı da. Bitti abi, mi? Eleştiriyorsun ya. Bitti mi? Ya bir dakika bitmedi ya. Hani bir şey açıklanmayınca bazı insanlar da ne olduğunu tam bilmiyor. Sen demedin mi 10 dakika sen önce? Sen bilmedi diyemezsin ki. Sen demin önce demedin mi az önce? İki defa hastane 300 günde bitmedi. Bize bir şey açıklamıyorlar. Ben bunları eleştiriyorum. Ben de diyorum ki Ali İhsan Yavuz dedi ki emeği var ben de teşekkür ederim. Aynı şey mi ya? Anlamaya çalışıyorum. Kulağıyla. Şöyle, ne anladı abi? Şöyle bu önemli olan şuradan bakmamız lazım biz bence. Biz sanki bir şey dedik yani. Bugün de biz de dedik teşekkür ederiz. Tabii Hüseyin abi de şey yaptı mesela. Geçen hafta drone çekimi yaptılar. Geçen hafta aslında sizin için şey için diyorum. Teşekkür ederim. Hayır benim şahit olduğum sen iki defa bunu kulağında duydun. Sen nasıl bilmiyorsun diye. Unutmuştur ama ya. Demek başka. Unutmuş olabilir belki ama. Hayır abi. Hatırlattım hala bilmiyorum. Yazılı basın açıklaması yapmak başka. Ben ne bileyim abi. Bak hala ne bileyim. Siz Allah Allah detayını bilmiyorum. Sadece şu. Özetle Ergun Atalay'a teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Bu kadar. Nokta. Ona da ediyoruz. Nokta. Ya ben Sağlık Bakanı'na da teşekkür ediyorum. Aynen öyle. Erdoğan'ın bir şey olmasa bu işler biter mi? Sağlık Bakanı açtı. Cumhurbaşkanı açıklama mı yaptı? Ben de bir satırla geçiyorum. Ergun abi de bir satırla geçtim. Teşekkür ettim. Anlatamıyorum ki. Şimdi Ergun abi yap mı söyledik burada yani? Hayır olsun yani. Hiç geçmedin. Ne demek hiç geçmedin? Evet. Ya dedik ki teşekkür ettik. Biz dedik ya. Ne istiyorsun yani? Ben senin geçip geçmemene... Bir yapmamı bekliyorum ben senin geçip geçmemene takılmadım ki. Niye takılmadın? Sen iki kere programda duyduğun ismi ben bilmiyorum. Ya arkadaş kim o? Ergun Atalay'ı iki defa... Herkes duydu mu Zafer abi? Ya Ergun Atalay senin bir köşe yazıp Sağlık Bakanı'nın önüne koydu diye tamam mı? Ne alakası var? İki de bir bak beni konuşturma. Kendin anlattın ben çıkartırım canlı yayından. Sen kendin anlattın. Onunla bunu tamam mı? Önüme benim biat edecekmiş gibi iki de bunu getirme. Ben senden çok önce alalım. Ama konu Ergun Atalay konusu değil ya. Ama o beni getiriyor işi yani. Bana biata getiriyor işi. Alakası yok. Kusura bakma o kadar değil yani. Sen bir iki köşe yazıp Ankara'da gündeme getirdi de. Sen şimdi olayı çarptırma. O Ali İhsan Yavuz ki beni Tamam. Ama ben adamın hakkını veriyorum. Bak bu konuda adamın hakkını veriyorum. Ben arkadaşım da veriyorum ona. Kulağında duyduğun şeyi. Ben bu adama hakkını veriyorum. Bilmiyorum demeyeceksin. Bak ben bu bin yataklı hastane unuttum konusunda öbür işlerde hakkını vermiyorum. Unuttum bak, bu konuda hakkını veriyorum. Unuttum de. Ya niye unuttum? Teşekkür ettim ya. Ne yapacağım? Sen biat etmemi bekliyorsun. Ya Allah Allah. Bak kardeşim yayına. İki defa bilmiyorum dedin. Bak arkadaşım. Ergün Atalay bir şey yaptı, bir yapıp yapmadığını iki defa bilmiyorum dedin. Bak ben senin gibi biat etmem. Bilmiyorum. Senin Ergün Atalay bir yazını Sağlık Bakanı'na götürdü diye. Abi geç onları. Yanlış. Sakarya güzel bir hastane kazanıyor. Turgay'a gir. Turgay'a gir. Yemek yediğin lahmacuncu. Turgay'a gir.
Lan ne ya 14, yakacağım? 14 Turgay tane şubesi varmış da falanmış da filanmış da. Adama dedi. Kısa bir zorunlu ara verdik. Arkadaşlar sakinsiniz. Sakiniz ben de. Tamam. Orada şey önemli, onu da söylemiş olayım. Efendim? Kalmamış olsaydı. Ne diyor? Ne? Ha, aç aç mikrofonlarını. Aç mikrofonu kapatmış. BSL şakalarımız yayın. Abi şöyle şeyi de, evet, şeyi de söylemiş olalım son olarak. Haftada onu konuşuruz. Adliye binasında yer teslimi geçtiğimiz pazartesi günü yapılmış. Bağımsız adliye binası. Bu adliye yanında. Bitiriyor musun? Hatta gündemlere geçiyoruz galiba. Arkadaşım şimdi siz çok hararetli konuşuyor. Ben kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Bu program zaten hararet tabii. Abi bu siz adım, olayı çok istiyorsun. Sen zaten bu programın adını değiştirsene gazeteye soruyor. Ateş attı ya. Yok öyle kalsın. Bizim öyle programımız şimdi, vardı. Şimdi arkadaşlar hazır mı konuşalım? Çarpaz Ateşçi programımız vardı bizim şey. Zafer abi. Evren TV'de bizim Çarpaz Ateşçi programımız vardı. Ben geri verir misiniz? Şey jenerimiz vardı böyle. Abi niye biz? Abi sizin rejiyle kaldığınızı abi, söyleyeceğiz burada ya. Serdar diyorum ki beşli pencereye geç. Arkadaşlar yayında abi, de, canlı yayında biz benim de yüzümde bir sivilce çıkmış. Beni tek girmeyin arkadaşlar. Ergenliğime çıkmadı 35'inde sivilce çıktı yüzüme. Abi akılsız bir ne gibi bu ne? Koronasyonu TV64'te. Ay Allah'ım sana geliyorum ya. Zafer abi şu anda sırt kimyanız bozuldu. Zafer abi nefes tuttuk seni izliyoruz hakikaten. Reklama gittin. Rejiyle diyaloğa girdin. Evet, şimdi ben şunu da belirteyim. Bu 100 yataklı acil durum hastanesi. 106 yataklı. 106 yataklı. Geçen hafta pazar günü Türk İş Başkanı Ergün Bey ziyaretimize geldi. Aşağıda Adapazarı'na geldiği zaman canı köfte istemiş Hakan. Bir köfte yiyelim falan dedi. Sonra yukarı çıktı oturduk. Burada basına haber yapmadınız ama galiba. Özel ziyaret. Özel ziyaret haber yapılmaz bizde biliyorsunuz. İşte siz ziyaret edip bilgisiz olunca biz bir şey almayınca böyle oluyor. Devam için. Bilgi almadık abi biz ya. Adam sop. Ya Hüseyin. Tamam anlat abi. Şimdi herkese sataştın bana gelme. Bana yok gelmiyor en son bana gel. Yani. Şimdi Ergün Atalay şöyle bir ifade kullandı. Benim hoşuma gitti bu. Dedi ki hastane bittikten sonra dedi. Ve hastane içindeki tüm tıbbi cihazları Sağlık Bakanlığı halledeceğim dedi. O evet. Da yani böyle ciddi bir para. Tabii tabii zaten içi tutuyor para zaten. Canlı yayında demişti bina 150 milyon tutuyorsa 250 milyon da tefrişat tutuyormuş. Sağlık Bakanlığı'nın üstlenmesi de çok önemli bir şey. Şimdi başka konuyu geçelim ya. Binayı tek şu başına yap. Şuradayken bir şey daha söyleyeyim ben. Buyur abi. Şu orman işletmesini niye kaldırmıyorlar? Asıl sorunu orada. Yasal prosedürler. Ya bırak yasalı kardeşim. Başkanlık sistemine geçtik. Herkes anlattı ya Sayın Cumhurbaşkanı başlaksınız bürokrasi olmayacak ne? Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzında bu. Kaldır bitti bu kadar. Sakin. Bir dakika bir şey anlatacağım. Önemli bir şey ama. Kardeşim orada hastane, burada bu hastane, o bu derken kardeşim orman işletmesini kaldıracağız. Sağlık var. Söyledik. Adası var. Ali İhsan Yavuz dedi bana. Buna çalışıyorum. Abi çalışıyorsun değil. Kaldır abi bitti ya. Bu çocuk onca onlar için. Nedir yani kaç yıldan beri? Eskiden burada bir tane ya Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi de yapamadık. Orada bir tane sendika vardı. Kaç adamlar mahkeme açtı falandı filandı. Kaç yıl gecikti? Nedir bu ya? Hani demiyorlar mıydı abicim AK Parti hükümeti? Ne dediler yıllarca? Öyle referandumları yapmadık mı? Başsavcılık sistemine geçersek bürokrasi bitiyor. Abi kaldıracak olsun için orman işletmesini. Hüseyin abi şeyin zaten... içinde kaldı artık bitti. Hüseyin abi zaten bu iki yatırımın da bu kadar hızlı yatırım programına alınması başkanlık sisteminin ürünü. Dediğin gibi doğru. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konu abi. Bence iyi bir çalışma yapıyorlar. Zaten orman bölge müdürünün orada bir işi yok. Yakın, en yakın orman 15 kilometre uzakta. Allah.
Bak, yani ne işin var senin orada? Bir orman bölge müdürü vardı burada. Adını unuttum. Beyaz saçlı bir beyefendiydi. Adam, adam dedi ki orman dedi asfaltta beklenmez. Orman dedi ormanda beklenir. Bu ne demek? Adam ağacı kesiyor. Ormancılar yolda durduruyorlar. Abi ağaç kesilmiş zaten. Ne yapacaksın? Orman ormanda Hakan bekledi. Abi hakikaten. Çıkacaksın kardeşim şehir içinden. Yangına gidiyorlar çıkamıyorlar. Hakan yangına abi. Gidiyor. Farkında mısın? Bak sen şimdi o konularda iyisindir. Orada resmen bir sağlık adası oluştu. Çıban başı gibi devletin orada olmaması gereken bir kurumu orada duruyor. Orman bölge müdürü orada olmaması gerekiyor. Abi, nerede AK Parti milletvekilleri ya? Biz oraya ne yapacaksın kardeşim? Ya abi Büyükşehir Belediyesi, Zafer abi Büyükşehir Belediyesi bölge bu kadar sağlık bak. 106 yatak, 250 yatakta ne yaptı? 350 küsür. Hemen hemen 550 yatakta şey var, eğitim araştırma, bölgede bir otopark problemi var. Büyükşehir Belediyesi hiç işi olmamasına rağmen orada bir bölgeye yap işlet devlet modeliyle katlı otopark yapıyor. Neden? Problem olacak çünkü orada. Orman Bölge Müdürlüğü orada çok acilen çıkmalı ve bölgenin sağlık adasına yakışır bir hizmette kullanılmalı. Ve bu konuda gibi çalışma yapılın. Detay vermeyeceğim. Off the record konu biliyorum. Ama haftaya bu derse çalışıp geleceğim. Oraya bir çalışma yapılıyor. Abi off the record'u mortifik yok. Artık yok daha çok erken. Çok erken. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şehir merkezi sıkışmış. Kaldıracaksın abi. O adaya bu saatten sonra bir tane daha iğne bile çakılmaması lazım. Otopark mı diyorsun orası? Oraya bak hay, otopark olur başka bir şey olur bilmiyorum da oraya bir iğne daha çakılırsa oranın artık ne trafiği bu işi kaldırır. Maalesef evet. Öyle bir, öyle bir sıkıntı da var doğru. Ne de zaten şimdi Büyükşehir'in yapacağı otopark ne kadar oraya şey yapacak. Kendi zaman miktarı belli değil zaten. İhtiyacını giderecek bilmiyorum da sen bu kadar hastane şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin de hastanesi geliyor oraya. Evet. O ne oldu? Kattı, arkadaşlar. Kalktı mı o proje? Yok duruyor. Katlı otopark yapsınlar. Yapıyor oraya Büyükşehir. Bir saniye. Orada yapsınlar. Bu, yetmiyor. Bir saniye bu şimdi. Acil adam getiriyorsun. Bir dakika bir konu tane. Galiba. Canlı yayına konu kalıyor galiba. Raif Ugan senin o cevap verecek sana. Buyur. Ya versin. Evet Raif. Raif Ugan şu an ya bağlantımızda. Ben oradaki herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet. Hayatta çok sevdiğim bir laf vardı. Bilgi sahibi olmadan fikrin sahibi olma diye. Hüseyin abi benim büyüğüm ona bazen konuşmalarında söylerken ortaya... Raif neredesin? Kuyunun dibinde misin kardeşim? Nerede ses geldi? Kardeşim telefon bile izin vermiyor. Evet. Hayatımın hiçbir döneminde belgeleyemediğim bir iddiayı konuşmak. Onun dediği gibi de Ali İhsan Yavuz'la ilgili ne bir yataklı hastane konusunda gençliğimiz artık bizim programımızda ya da daha önce tek kelime onun için de söylemedim. Üstelik işin trajikomik tarafı ben son 4 gündür gerek bir yataklı hastane gerek acil durum hastanesine gittim ifade ettim zaman bu işin Ali İhsan Yavuz'un esir olduğunu ifade ettim. Hayır geçtiğiniz mi eleştirebilirim? Yani niye eleştirebilirim diye aramıyorum sakın. Böyle bir yanlış anlatayım. Olmaz. Herkes eleştirdi. Abi İhsan Yavuz da eleştirdi. Ama ya benim nezdimde olmayan bir konuyu varmış gibi söylemesi doğru değil. Artı o günkü tartışmanın mevzusu programa katılıp sevgili ben az görsem. O kendi penceresinden Abi İhsan Yavuz eleştirirken ben kendi pencereden Abi İhsan Yavuz'un doğru iş yaptığını söylüyordum. Sadece bunu düzeltmek istedim. Tamam. Teşekkürler Bey. Yayına katıldığınız için Cevap Hakkını kullandın. Teşekkürler. Sağ ol. Evet, Raif'in de kendi... Tabii bir cevap hakkı daha var. Ben biliyorum onu. Ben yazarım onu köşede. Şimdi şöyle bir şey daha var. Bu da belirtelim. Ergün Bey bizim televizyona ziyareti sırasında konuştuğu gibi işte tekrara düşüyorum ama burada hastanenin her türlü tıbbi cihazın için Sağlık Bakanlığı'na görüşeceğini söyleyip şöyle bir şey daha yaptı. Hastane dedi biteceği zaman dedi. Orada çalışan tüm herkese dedi. Dur onu söylemedi. Tamam söyle. Bir de şey. Ya işte bak maşallah sen her şeyi söylüyor. Biz bilmiyoruz abi, bunları. Abi, ondan sonra bu off the record konuştu. O değildi. Artı biz şöyle bir şey daha var. Oradaki o ilgilendiğini anlatmaya çalışıyorum. Tamam ilgileniyor. Ergün Bey ilgileniyor. Bunu bilelim. Tamam biz ilgilenmiyoruz konuda, ki. Abi ikinci, siz bilgi sahibisiniz. Bize tepki göstermeyin ama. Bir dakika bir şey. Siz bizden daha bilgi sahibisiniz. Biz bilmediğimiz için bize teşekkür ediyoruz. Etmiyor değiliz. Hastanenin gelişmesiyle alakalı bir bilgi değil abi bu. Yok tamam kabul ettim. Bir şey de anlatayım. Bir dakika bir şey diyeceğim. Şunu attım ki. Ben Ergün abi bir şey değil mi ki? Tebrik ettim, teşekkür ettim. Ne diyeyim daha? Cumal abi ben senin Ergün abiye teşekkür edip etmemene etmedim takılmadım. Etmedim değil ki, ettim. Bak ona takılmadım. Ha.
Ali sen Yavuz'u 10 kere ettim belki, senin, ona da bir kere ettim olabilir. Senin Ergün abinin yapıp yapmadığını bilmiyorum demene takıldım. Şimdi tamam, anladım, konuyu kapatalım. Ergün abi teşekkür etmedi, o senin için. Hakan, ha, tamam. Beni şimdi şöyle bir şey daha var. Önümüzdeki... Şeyi konuşmuyorum, orman işletmesini konuşmayacağım. Yok, konuşmayacağım. Kaldırsınlar abi. Önümüzdeki bu... Kaldırsınlar, orman işletmeyi de kaldırsınlar, devlet su işlerini de kaldırsınlar. Kaldırsınlar. O askeri lojmanlar askeri da kaldırsınlar. Askeriye de, lojmanlar gitti zaten, okul oldu. Şey, askeri... Askeriye de şehir içinde kaldı. O... Kaldır abi. İkinci geçme, üçüncü geçme oluyor orası. Şehir içinde kaldı bunlar artık. İki tane, iki tane garnizon var bir şehir merkezinde. Evet. Hepsini kaldırsınlar. Şu var. biz de bu ayın sonunda... Tabii onlar askeri tesis olduğu için belli bir fizibiliteyle falan şey yapılıyor ya. Safa. Ezbere söyleyemeyiz. Biz de bu ayın sonunda... ki şu anda bu görüntüler bugün hastane tamamlanıyor. Biz de bu ayın sonunda gazeteci... bu ayın sonunun son cuma akşamı gazeteciler soruyoru... Bu 106 yataklı acil durum hastanesinde canlı yayın yapacağız. O da toplanacağız. Evet, geçen şey yaptım da ben korktum. En son Sakarya Park'ta yaptım, donmuştum. Abi, orada da böyle şey yaptım. Hocası olmadan gitmem oraya. Ya ben Sakarya'da ne yapacağım? Onu bitince inşallah o zamana kadar biter. İlk biter etmez ilk Yavuz'u orada yaparız. Canlı yapacaksan Ali sen Yavuz'u oraya alman lazım. Çünkü başında... Hüseyin be, bir şey sen burada yorumcu konuksun. Bırak da ne yapacağım ben karar vereyim be. Sen karışma. Gömmeni. Gömmeni değil. Ne? Gömme değil. Ya sen konuksun, gelirsin. Ben, orada biz ben orada hazırlarız. Ama ben de diyorum ki. Eğer böyle bir yayın düşünüyorsak ki seninle konuştuk. Ali sen Yavuz olman da istedim. Yok yok. Bu ay sonu buradayız, ben yokum. Ben Ergün Atalay'la... Ben Ergün Atalay'la... Şefaz... Lütfen her program, her program bir Şefazen güncellemesi yapıyoruz. Kadık bir şekilde daha çok Şefazen'i konuşuyoruz ha. Doğru. Ali sen... Doğru. Ali sen Yavuz'la birlikte Ergün Atalay'ı almayı çok isterim. Çünkü Ergün Atalay çok uzun zamandan beri televizyona canlı yayına çıkmıyor. Yerel bir televizyonda Türk İş Başkanı'nı ağırlamaya size çıkan uzaktan bağlantıyla katıldı. Evet. Ben orada ağırlamayı çok isterim. Şimdi tekrar diyelim... bu ayın sonunda, son cuma günü hangi güne denk geliyorsa, eğer hastane büyük bölümü tamamlanırsa hastanenin içerisinden biz de canlı yayın yapacağız. Bununla ilgili de zaten... Tabii şartlar el verir. Şimdi inşaat olduğu için yani nasıl... Bunu şey yapmamızın sebebi de... Şubat sonu yaparız abi. O zaman biter. Anca. Ha siz sabah şekerlerinde de bunu yaptınız mı Aziz Güvener'le beraber? Sabah şekerlerinde. Aziz Güvener'le sabah şekerleri ne ya? Ya hastanede demiştiniz sabah şekerlerinde... Şeyle beraber. Yok. Tamam. Ve Aziz Güvenel'le. Evet, Aziz Güvenel'le sabah şekerleri yapılır diyelim ve 106 yataklı hastanemiz inşallah Sakarya'ya hayırlı olur. %80 büyük, bitmiş hayırlı büyük olsun. Büyük bir ihtiyacımıza karşılanmış olur çünkü yoğun bakım ihtiyacımız var. Çok geliyor çok, telefon. Temin de başta en başta söylediğim gibi. Bu esnada ben